iken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunu kime verirsin abi? Reise verdim. Neden reis dedik abi, Recep Tayyip Erdoğan? Başka yok. Nelerini çok seviyoruz abi mesela? Her şeyini, bütün icatlarını. Bütün icatlarını seviyoruz. Ekonomi nasıl peki abi? Ekonomi iyi bana göre. Kahveler dolu, birhaneler dolu, ATM'ler dolu, her yer dolu. Abi kahveler doluysa millet iş bulamıyor, işte çalışamıyor. Kahvede boş boş oturuyorlar. Kimse gelsin benim yanıma. Nasıl? Benim. Evet, gel yanıma. Geleyim abi. Nerede? Ne iş yapacağız? Çelik işi. Vereceksin asgari ücret, 10 saat çalıştıracaksın. Aa, ne? Masa başı mı istiyorsun? Hayır tamam, hayır ben sana şey diyorum. Masa başı bir şey yapacaksın. Sen ben seni şey yapmıyorum. Masa başı istiyorum. Ne okursa okusun ya. Çalışırım yani, o sorun yok. Öyle şey mi olur ya? Çalışacaksın kardeş. Öyle iş beğenmemezlik yok. İş beğenmemezlik yok. Ben iş beğenmemezlik yapmıyorum. Türkiye, ben inşaatta da çalıştım, demircide de çalıştım, metalcide de, marangozcuda da, emin ol. Her yerde çalıştım. Bu ülke, bu ülke 12 yıl. Beni bir dinleyebilir misin abi? Ben geleceğim. Ne vereceğim maaş? Gel burada kameraların önünde anlaşalım abi. Gel bir bakalım. Maaş ne vereceksin diyor abi. Ya asker ücretten aşağı zaten maaş yok. Yani 3000 lira yok. 3000 liradan aşağı yok. Gel ben sana 3600 lira vereceğim. Gel hadi yarın. 3600 lira zaten. Gel yarın. Tamam geliyorum. Gel. Ver numaranı abi geliyorum. 5053. Tamam. Şey 54.30. Arada. Doğru valla. Sen. Biz bu yaştan sonra sahtekarlıkla işimiz yok mu ya bizim? Yok abi hesap. Abi sen ne işin? Senin şey yoktu abi. Efendim? Çelik işi. Kaynak iş. Demir iş. Çelik, ha. Kaynak dükkanı var anladım abi. Adam bulamıyoruz. Siz neden bahsediyorsunuz yani? Abi adam bulamıyorsun ama yani... Yazdın mı? Ara. Ara. Tamam abi arayacağım ben seni. Aradım zaten. Sen rahat ol. Sahtekarlık yok abi. Bize de yok. Sana... Ben amcaoğlunu yönlendireyim o kaynakçı. Vallahi abi... Meydanda. Yarın sabah da gelirim. Bugün akşam tamam. Gelirim. Yarın sabahleyin meydanda bekliyorum. Tamam, gel. Abi. İşsizlik yok yani. Abi nasıl işsizlik yok? Nüfusun %40'ı asgari ücrete çalışıyor. Abi beğenmemezlik olacak dedi. Bu adam 12 yıl zorunlu okul. Heh. Artı 4 yılda üniversite bu adamı ben okutuyorsa. 60 yıldır çalışıyorsun. Ne demek yani? Beni dinler misin abi? Bak 60 yıldır çalışıyorsun. Abi, bugün ben o fabrikaya... Okulun bir önemi yok. Heh. O zaman okutmasınlar bizi. Bizi 8. sınıfta versinler bir tane. Devletimizin başında kaç tane adam varsa. Böyle devletimizin başında kaç tane adam varsa. Bir tanesi yurt içinde okumamış. Peki kimi istiyorsunuz? Efendim abi, Tayyip istemiyoruz abi. Evet. Başka kim istiyorsun onu söyle. Abi kim olursa olsun Tayyip olmasın aynen abi. Öyle. Bu ülkenin başında fark etme ya abi, yemin ederim sana Tayyip'ten daha çok yönetici. Adamın son damlasına kadar CHP dayı. Onun hiçbir zaman için olmayacak o dileğiniz. Kusura bakmayın yeğenim. Olmayacak. Kesinlikle olmayacak. O dileğiniz. Bu Tayyip var ya Cumhurbaşkanım, size böyle bir at gözlüğü takmış abi. Size böyle bir at gözlüğü, bak abi size ben kaç tane hükümet gördüğümü biliyor musun? Sonunuzu göremiyorsunuz abi. Ben 24 yaşındayım. Pantolon giyiyorsun. Abi normal yırtılmış adamın pantolonu. Abi moda. Adamın pantolonu. Moda. Bak adam sigara içemiyor abi. 7 lira bir paket. Dışarıda çıkarmayı utanıyorum ben bunu. Kusura bakma ben onu bulamıyordum. 3 kişi içtim ben onu. Ben 3 kişi içtim onu. Ben de bulamadığım için bunu aldım. Ben de bulamadım. Ne zaman bundan önceki hükümetlerde. Hangi hükümette mesela abi? 99'da. 99'da kim vardı? CHP vardı. MHP vardı. Kim varsa. Sol mu vardı, sağ mı vardı? Ya şey vardı. Koalisyon vardı. Koalisyon var. Koalisyon şu anda koalisyon var. Şu anda aynı koalisyon var ama. Bir günde işimiz bitti. Bir günde işimiz bitti. Tansu Çiller'in zamanında. İşin devam ediyor ama değil mi? Çünkü AK Parti iktidarda. Evet. Bu yüzden işin devam ediyor abi. Yarın öbür gün. Ne? Ne diyorsun? Abi AK Partili olduğu için AK Partili adam işine gücünde devam edebiliyor. Evet. Ben niye değilim abi? Benim babam niye işsiz? Benim babam bugün niye 2,5 milyara fabrikada köpek gibi çalışıyor, evet, 50 yaşında adam? AK Parti'nin bir çayını içmiş değilim. Kusura bakmayın. Efendim abi. Bir çayını içmiş değilim. Bırak yani AK Parti'ye gitmeyi. Bak ben üye de değilim. Abi herkese araştırın. Çay attı, ben üye de değilim. Herkese çay attı yani. He? Cumhurbaşkanı herkese çay attı. Herkesin çay içmesi lazım. Farkında değilsindir konu. Adam olduğu için dağıttı. Şimdiye kadar nasıl? Dağıtan olmadı. Ya abi. Bakmayacaksın tabii. Abi millet evet. Yıkılmış, dünya, barkı yıkılmış, Türkiye çay yanıyor. Atıyor. Böyle bir şey var Türkiye mı sence? Türkiye yanıyor. Nerede adam yıkılmış? Kürsüye çıkıyor. Bu zaman mı yıkılmış? Rize'de yıkılmadı mı? Türkiye yanıyor, yanıyor. Tamam sarı oldu işte. Ondan önce dağıttı adam. Abi, hayır ya. Türkiye'de hayır ya, abi 5 gün önce... Lütfen haber izlemeyin abi. 5 gün önce dağıttı. 5 gün önce kürsüden... Ben bütün onları izlerim. Bey ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle kardeşim. Ben bir şey söyleyebilir miyim?
eskiden ülkeler askerlerle, ordularla fethedilirdi ya. Evet. Şimdi ülkeler neylerle fethediliyor? Ben sana söyleyeyim mi dayı? Evet. Girişimciler ve yatırımcılarla. Evet. Evet. Ve bu girişimciler, yatırımcılar kimler oluyor? Fabrikalar, özel sektör sahipleri. Bunların sahiplerine baktığımız vakit bu sahiplerin kim olduğunu göremiyoruz. Türk gibi gösteriliyor, anladın mı? Ve Türk değil dayı, yabancı. Abi bu serbest bölgesinde fabrikalar vergi vermiyor abi. Yabancı. He? Hem ana sahibi mi yabancı? Ortağı kim biliyor musun? Kim? Ortağı yok. Nasıl yok? Yok, yok. İyi araştır, iyi bak. Ortağı yok hemen. Hani şimdi dükkan sahipleri olan... Şunu da söyleyeyim, şu an hani dükkan sahibi olan esnaf abilerimiz var ya. Bir dakika. Burada nefes alamazsın, kusura bakmayacaksın yani. Şu an benim ülkemde o kadar firma varken sen gidip 3. köprüyü yaptığında onu dış ülkenin şeyine veriyorsan, ihalesini, ben o zaman kendi ülkeme yatırım yapmam. Bak ben 60 yaşındayım. Bak iyi dinle. Ben İskender'in demir çelik fabrikasında çalıştım. Yani şu andaki 3'te 1'i vardı. Yani demir çelik 3'te 1 dakika bir şey diyeceğim yani. 3'te 1'i vardı, tamam mı? Yani şu anda hazır demir çelik 3'te 1'i vardı. Orada 18.500 kişi çalışıyordu. Bak şimdi özelleştirdi. Kardemir'e geçti. Tamam mı? Şu anda 6.000 kişi çalışıyor. O zaman her sene, yani her şeyde devlet zarar ediyordu. Şu anda devlet kar ediyor. Kusura bakmayacaksınız abi, yani. Bir dakika durur musun? Ben de bir şey sorabilir miyim sana? Tamam. Tamam, ben şimdi dersime çok iyi çalıştım da. Şimdi devlet özelleştirdiği firmalardan zarar ediyordu. Peki bu alan firmalar, özelleşen yerlerde, o ihaleye giren firmalar zarar edeceğini bilerek mi girdiler, yoksa yağlı ballı yere mi kapak attılar? 40 yıllık şeylerle, sözleşmelerle. Devletin fabrikasında 18.500 kişi çalışıyordu. Evet. Özel sektöre geçti. Adam da çıkartmadı. Emekli olanı çıkarttı. Şu anda 6.500 kişi var kardeşim. Bu kadar basit. Ve 3 misli büyüdü ya. Ya bu uzak bir yerde değil. Bu Türkiye'de ya, oldu bu yani. Ben işte oldu. İşaret. O zaman yani yabancıya satacaksın kardeşim. Vereceksin. İşletmesi veriliyor. Satılmıyor. İşletmesi veriliyor. Abi liyakat getirecek. Ülke gitti elimize. Ülke gitti. Ne gitti? Hangi ülke gitti? Ne gitti? Ne gitti? Yok. Ben bir kere konuşabilirim. Ben size bir şey diyeyim. Kusura kültür karmaşası gençler. Olmuş her yerden. Ben size bir şey elini aslan sizin kafanız çıkıyor, gitmiş. Sizin kafanız çıkıyor. Gitmiş. Abi kimse hakikaten gitmiş. Sizin kafanız gitmiş. Sen ne dersin lütfen? Bak. Ben bir kelime konuşabilir miyim? Şimdi hani ülke firmaları yabancılara satmamız gerekiyor yani. Hani satmazsak bu ülke geçinemez ya. Çoğu kişi evet şu an hayır sizin söylediğiniz şey bu anlama geliyor dayı. Anladın mı? Bu ülkenin fabrikalarını, bu ülkenin şirketlerini diyorsun abi. Şirketlerini sattığın vakit gençlerimize köle gibi altına vereceksin. Tarlalarını, şeylerini sattığın vakit sen kendin bitmişsin ya. Tarlalarını, şeylerini sattığın vakit kendin ithal ediyoruz işte biz. Senin kafan bitmiş. Kafan bitmiş ya. Dayı, tarlaları, şeyleri falan bitmiş. Kusura bakmayın gençler. Sağlamadan Yunanistan'dan ithal ediyoruz. Abi sizin kafanız ülke şu anda abi kafa gitmeyip de ne olacak? Sağlık Bakanı açıkladı. 40 milyon kişi antidepresan ilacı kullanıyor bu ülkede. 40 milyon kişi. Git Sağlık Bakanı açıkladı bunu. Antidepresan bak. Herkesin psikolojisi bozulmuş. Ülkenin antidepresan evet. Kullanıyor abi. Niye bozulur? Doğru yolda gitmiyorsun. Doğru yolda gitmiyorsun. Abi yanlış yolda gidiyorsun. Doğru yol hangisi? Doğru yol. AK Parti. Doğru yolda gitmiyor. AK Parti. Evet abi. Ölülüktür arkadaşlar. Abi ben bir şey diyeyim mi? Doğru. Bu 80'li 90'lı yıllardan gelenler hani biz görüyoruz ya şimdi. Hani giriş... yatırımcı onlar, girişimci dükkanları var, şeyleri var. Onlar dedelerinden, atalarından kalan paralarla şey yapıyorlar. Ama şu anki özel sektörler olsun, ondan sonra bu satılan fabrikalar var ya hani. Ülkeyi satıyoruz ya şu an hani. Yabancılara, sektörlere şeyleri satıyoruz ya. Katarlılara satıyoruz ya İstanbul'dan. Evet. Ondan sonra bunlar bu şekilde ülkeyi ele geçirerek ekonomi hani şu an dolarla yürütülüyor ya. Hani şeyler baştakiler onu söylüyor ya şu an dolarla euroyla yönetiliyoruz ya Türkler. Aa, AK Parti kendi söylüyor abi. Kendi kafandan anlat. Gözünü seveyim. Kendi kafandan. He? Su gitarlar hakkında ne düşünüyorsun? Halk Bankası nasıl? Halk Bankası olayını biliyor musun abi? Halk Bankası. Bu ülke ne olmuş şimdi olayda? Gençler askeri ücretle köleleştirilmeye çalışıyor. O adam Oruz Azarrab niye orada tutuklandı? Bizim Halk Bankası Genel Müdürü niye orada tutuklandı? Olan yolsuzluklar
bunları niye söylemiyorsun? Abi CHP ne yapmış ya? Adam iktidara gelememiş, gözünü severim ya. İstanbul Belediyesi'nde ne olmuş? Hiç araştırıyor musun? Abi İstanbul Belediyesi'ni ben araştırdım. Ankara'yı da araştırdık. O Anka Parkı falan hepsini biliyoruz yani. Anka Parkı biliyoruz. Siz 30 metre futbolcu heykeli yapmışlar. Abi bu neyin kültürü ya? Ben o haberde izliyorum. Tamam mı? O haberde istiyorum. Ben izliyorum gülmekten. Halk çok komik. Ben ona gülüyorum. Kusura bakmayacaksın. Evet. Evet. Abi yani bilmiyorum nasıl oluyor, ben anlamıyorum. Ama kusura bakmayın. Biz reisi yedirmeyeceğiz. Abi reis yedirmeyeceğiz. Onları çıkartmayın. Yiyemeyecek kimse. Bu kadar insan arasında tek başınasın. Biz o reisi çatır çatır yiyeceğiz abi. Bak Z kuşağı yiyeceğiz. Z kuşağı yiyecek. Helal. Göreceğiz Z. Gümür geliyor abi Z kuşağı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun abi bunlar? Yo, onlar toplama. Yani Hayır. Birbirimiz arkadan falan sanma biz yani. Türküz biz. Biz Afgan'dan Afganlı değiliz de Afganistan'dan gelmiyoruz. Siz bir de AK Partileri görün. Ben de onları topluyorum, sen onu gör. Dolar bro. Daha çok dolar tabii. Z kuşağı. Z kuşağı. Bir şey söyle abi. Tamam evet. Mülteciler için ne düşünüyorsun abi ülkemizdeki? Bu politikayı da hükümet yapıyor. Yani Afganlar, Suriyeliler. Yani böyle tırlarla rahat içeri girmeleri. Düzensiz göçmen ülke, demokrasi bir ülke. Herkes gelebilir. Bu ne bu? Tabii. Geçen Allah çevirdiniz her ülkeyi. Peki abi Yunanistan niye gelebilir tabii? Sana bir şey diyeyim mi? Benim onlar Türk abi, soydaştı. O da soydaş. Ne var? Afgan soydaş mı abi? Nasıl soydaş? Müslüman. Ne? Müslüman. Ne olacak yani? Nasıl yani? Her Müslümanı buraya mı alacağız abi? Kabe mi burası? Din kardeşi. Hayret bir şey yani. Yarın öbür gün o Müslüman diye. Başka Müslüman ülke yok mu? Yarın öbür gün o Müslüman diye ülkeye. Bir soru soracağım. Türk Telekom onlar niye almıyor abi? Türk Telekom kimlerin? Ya sen niye çıkıyorsun? Bir dakika, Türk Telekom'un sahibi kim? Onu söyler misin? Bu ne alaka kolumuzda? %100 kime satıldı? Satılmadı. Hayır. Satıldı. Tersim'de Fransız. Satacak tabii kardeşim ya. Satacak tabii, ne demek? Tersim'de Fransızlara satıldı. Ya ben anlamıyorum abi seni. Oğlum adam AK Partili, AK Partili. Parayı gör. Yunanistan'a satarsın senin elinde olsa o işi. O iş. Sen Yunanistan'a satarsın yani mi? Niye satayım abi? Tabii. Satarsın tabii. Niye satayım abi? Evet. Para kazanmak için satarsın. Yani abi parayı sen kendi iç piyasanı satıyorsun zaten ya. Ben şu mülteciler hakkında tek bir şey diyeceğim abi. Yarın öbür gün diyorsun ya din kardeşlerimiz vesaire vesaire. Yarın öbür gün burada çarşı anamızı bacımızı bir tane Suriyeli veya Afganlı tecavüz, taciz hiç fark etmez. Laf atma dahi olduğu zaman o zaman din kardeşlerimizi göreceğim ben. Türklerin yaptığı kadar şu an bizim ülkemizde Suriyeli, Afganı, Kürdü, Türkü bunu herkes yapıyor. Ama ben dış ülkeden Suriyeli, işte adamın ülkesinde savaş var. 20 yaşında, 30 yaşında delikanlı adamlar, ülkesini koruyup savaşabilecek adamlar geliyor burada karı kız peşine. Sahilde ben keyif yapamıyorum. Ben gidiyorum sike sike 6 ay askerliğimi yapıyorum. Ben gidiyorum bu ülke için götümü siktiriyorum. Bir dünya vergi ödüyorum. Bir saniye. Ben bir dünya vergi ödüyorum. Ben 20 ay yaptım. Kusura bakmayacaksın, tamam mı? Bu kolaylık mı? Bu kolaylık mı? Sen şimdi nasılına girdin? Biz o zaman dümbelek bulamıyoruz. Hacı kendin de diyorsun. Reis geldi işte, reis geldi işte, gittik. Bana 6 aya düşürdü. Evet. Onun kıymetini bileceksiniz. O reis de bu 6 aya indirdiği askerlerin kıymetini bilecek. O koltuktan inecek. Bak görürsün abi. Ona gücünüz yetmez. İyi günler, iyi akşamlar. Teşekkür ederim gençler. Rica ederim abi.